Bunu dedim mümkün değil. Hani bir taş atacaksın da sömez ağabeyim. O sacı dibine düşmüş vaziyette. Böyle toprağa vurmuş. Yani peki aşağı... toprak böyle taze oldu belli miydi o zaman? Taşların buradan olmadığı kesin. Derinlikli veya maden. Ha, bürüyle, he, şeyler var. Burada da bir şimdi ben bütün taşları yıkamıyorum. Yorum, yorum. Ya o dağcıların çok. Oradan yukarıda bayağı bir şey var, bir mesafe var yani, dik yokuş. İyi Allah'tan kafanı böyle bir yere düşün. Tamam. Şu sacın. Burada mısın Mehmet abi? Burada yok abi. Genelde burada. Ayran burada. Hani yenge falan değil mi? Tamam abi. Tamam. Şimdi gece geç vakitti. Uykum da dağıldı. Kahve yapayım. Hem böyle geceyi uykuyu da dağıtırım diye o şekilde düşündüm. Burada oturup öyle bir atmosfer vardı. Nasıldı abi? Sen ne zamandan bir atmosfer daha önce hiç denk geldi mi burada sana? Hayır. İlk defa o akşam ben gibi tabirle yani. Tabii gece yani bu şekilde yıldız kaydı. Ben her zamanki olan doğa olayı. Bahçenin dışına baktım. Gelen geçen var mı? Gecenin 3'ü 4'ü. Yani kim gelir geçer? Baktım ki şu taş da duruyor. Ben oradan bunu tornavida şeyiyle vasıtasıyla çıkardım. Dolaştım. Olabilir diye hani böyle bir taş sağda solda var mı diye. Bunlar diğerlerinden farklı. Çok farklı. Yani bunlar adeta şekilde. Yani içindeki artık bu şeyle bir yeteneğimiz yok, bilgimiz de yok. İşte taşlar bunlar. Ama içinde maden olduğu bir kesin yani. Bunlar da Ümit abi bana da bir tutsana şöyle ben seni çekeyim ya. Bana doğru tutsana Ümit abi. Heh. Abi bak şu tarafın birinin de şu abi. Asıl hani şu parçalar. Yani bunların arasında kaç metre vardı fark abi? Yani böyle parça. Yani burası üst noktası, şurası alt. Bence bir akşam geç vakitti, saat 3 civarı, uykum dağıldı. Dışarıya çıktım, benim bu çardakta kendime bir kahve yaptım, oturuyordum. O anda şöyle gökyüzüne gayri ihtiyarı baktığımda bir yıldız kümesi ve bu yıldızların da çok aşağıda olduğunu fark ettim. Yani tabiri caizse ellerini
uzat yıldızları tut, o şekildeydi. Kahvemi içerken bir ışık geçti. Sankilim böyle bir yıldız kayar gibi. O yıldız kaymasından birkaç saniye sonra benim evin çatısında bir küt diye bir ses düştü. Ben tabii o an tuttum dışarıya, bahçenin dışına çıktım. Acaba dedim birisi bir taş mı atıyor veya bir rahatsız edici bir şey mi attı gibilerden. Baktım gecenin bir vakti kimse yok. E köpeğim de var. Birisi olsa zaten köpek şey yapacak. Havlayacak yani, geleni haber verecek. Olmadığını kimsenin kendimi inandırdıktan sonra geldim içeriye, oturdum ve gidip yerime yattım. Sabahleyin kalktığımda burada kahvaltı yaparken o akşamki olaydan dolayı yukarıdaki sesin ne olduğunu merak ettim ve merdiven koydum. Yukarıya çıktım. Baktım ki orada bir taş, sacın 1,5 milim kalın olmasına rağmen sacın içine girmiş, yapışmış şekildeydi. Onu oradan tornavideyle çıkararak aldım. Ama tabii 2 akşam geçti. Taşta bir herhangi bir şeylik dikkatimi çekmedi, sıcak mıcak değildi. İşte ondan sonra sağa sola bir arkadaşlara danıştım. Dedim ya böyle bir şey var elimde. Çatıda buldum. Bu şekilde düştü. Ondan sonra göktaş olabileceğini bana bazı arkadaşlar beyan ettiler. İşte o gün bugün bu taşları saklıyorum. Bu taşları ben şu şekilde, başka acaba olma ihtimali var mı diye bir etrafı bir dolandım. Yani 1 kilometre bir benim etrafımı gezerek bu taşlara ulaştım. Bu taşların her birinin arasında 200-300 metre mesafeli bir şekilde buldum. Ve onları toplayarak getirdim. Kulübemde muhafaza ediyorum. Bu taşlar diğer bölgedeki taşlara oranla farklılık gösteriyor mu? Şimdi bizim buradaki taşların genelde hepsi aynı şekildedir. Bunların onlardan çok farklı olduğu bir aşikardır. Yani hiç buranın taşı olmadığı belli. Göktaşına benziyor mu peki bunlar? Yani ben, araştırma yaptığınızda gördünüz mü onu? Ben şimdi kendi şeyimle göktaşı olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi taşların araştırılmasını tabii ki ben isterim. Bir tanesinde mesela bunun müze gibi bir yerde bizden bir hatıra olarak saklama şansı olursa sevinirim. Yani ileride orada bir müzede. Peki diğerleri satmayı düşünüyor musunuz? İyi fiyat verirlerse. Tabii şartlar el verirse, uygun olursa tabii ki yani. Teklifler açıksınız yani. Tabii. Yani. Peki ne kadar vardı bu taşların toplama ağırlığı? Şu anda 5 kilonun üstünde hepsi. 5 kilonun üstünde. Kaç taş var peki şu an toplam? 2, 4, 6, bir de küçük parça var. 7 parça.